cümleten selamun aleyküm. Bugün 15 Nisan 2023 Cumartesi. Ramazan'ın da galiba 24. günü. Geçen sene Arefe günü bisiklet turu yapmıştım, gezi 123 kilometre, yanlış hatırlamıyorsam 1700 metre kadar da tırmanış vardı. 15 kilometre saat yaklaşık ortalamayla 8 saatin biraz üstünde sürmüştü. Bugün hava biraz sıcak diye geçen seneki olan o turun aynısını yapmaya niyetlendim ama erken çıktım şu an. Saat 5.45 mi? Bakayım. 50 geçmiş. Planım Ümraniye, Dudullu, Madenler, Paşaköy sapağından Göçbeyli veya Tepeören, oradan da Ovacık, Mudarlı, Darlık, Oruçoğlu, Buçkudere, Kömürlük, Anayol ve selamünaleyküm, her sabah inşallah ana yoldan da Ümraniye. Göçbeyli gidişinde köpekler var. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Ben geçene kadar da hava aydınlanmış olur. Şu an Ümraniye Sütçü İmam Caddesi'ne çıktım. İnşallah görüşmek üzere. Güzel kuş sesleri vesaire olursa size dinletirim. Fazla rüzgar yok, iyi. Kısa kollu giydim su kaybı yaşamamak için. Şu an 12-13 derece serin. Ama üşütmüyor. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Cümleten selamun aleyküm tekrar. Şu an saat 6.35 civarları. Paşaköy sapağına doğru tırmanmaktayım. Buradan sağa döneceğim. Yani hafif sola kıvrılarak düz gidiş Ömerli tarafı oluyor. Sağa dönüş Sabiha Gökçen, Kürtçe, Pendik yazıyor tabelada. İşte Emirli, Kurnaköy. Sapaklarından geçerek Göçbeyli'ye gitmeye çalışacağım. Görüşmek üzere inşallah.
su sayacı girişinden şebeke borusu patlamış. Yetkili mercileri aramak için durdum. Saat şu an 8 civarında. İstanbul Park'ın sağından Göçmeli'ye doğru devam ediyorum. Patlayan suyla alakalı önce 112'yi aradım. Bu acil numaralar tek numarada birleşti, doğru mu aradım diye sordum. Hayır, bütün acil numaralar birleşti ama İSKİ acil değil dedi. İSKİ'yi ayrıca aramanız lazım dedi. Kapattım. İSKİ Acil Çağrı Merkezi'nde de patlağın olduğu yeri tarif etmekte zorlandım bu sefer. Telefonla görüşme sırasında biraz ters yönde sürmek zorunda kaldım. En yakın otobüs durağı ismi, cadde tabelası falan filan. Neyse, otobüs durağı isminden tarif etmeye çalıştık. Burası araba dolu, bir şey mi var acaba? Neyse. Yani hülasatül kelam, ağzımı çok açmayayım, nefes nefese kalmayayım, ağzım kurumasın diyordum ama bayağı uzun bir süre telefonla konuşarak bisiklet sürmek zorunda kaldım. Ama inşallah bir sıkıntı çıkmaz. Tekrar görüşmek üzere. Güzel kuş cıvıltıları falan duyarsam size dinletmeye çalışırım. Şu an Gebze ilçesine bağlı Ovacık köyünden çıkıp Mudarlı köyüne doğru ilerliyorum. Burada asfalt değil, beton bir yol var. Çok nadiren araba geçiyor. Kuşların seslerini duyabilin diye fazla hızlı gitmiyorum. Çünkü beton yolda bisiklet sarsıntı yaptıkça üzerindeki aksesuarlardan ses geliyor. Bir tane guguk kuşu gibi bir ses var. Guk 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 guk. Başka kuşların sesleri var. Duyabiliyor musunuz?
tane araba geliyor galiba. Geçsin. İki taneymişler. Şu an saat 9. Sabah 9. Evet, coşmuş. Beş metre sonra asfalta çıkıyorum. 2'ye 1 ve çıktım. Çok kısa ve dik bir tırmanış var şimdi. Şu an neredeyim? Yayladere Mesire yerinin önünden geçiyorum. Az ileride solda Ovacık kaynak suyunun dolum tesisi var. Sonra dik bir rampa. Bundan sonra Mudarlı'ya kadar iniş. Şimdi bu çıktığımız nokta, yani bu rampanın bitimi, bu turun en yüksek yeri olacak. 286 galiba rakamı. Bundan daha 1-2 metre alçak bir yer daha var. Orası da darlıkta. Ben 31 Aralık 1 Ocak gezimde darlıkta geçerken orayı hatırlamıştım da buradan geçerken burayı hatırlamamıştım. Oradan geçerken burayı hatırlamıştım. Şimdi kuş sesleri için açtım. Ama kuşların seslerini şu an kaynak suyunun dolum tesislerindeki araçların, motosikletlerin sesleri bastırıyor. Genel olarak nefes nefese kalmamaya çalışıyorum. Şu an rampayı çok düşük viteste çıkıyorum. Çünkü kısa da olsa dik bir rampa. Güneş kendini yavaş yavaş gösteriyor. Artık bundan sonra biraz zorlanabilirim. Allah'ın izniyle darlıktan sonra Şile yoluna kadar biraz sıkıntı var. Çok geçiyor.
Araçlar uzaklaştıkça kuş sesleriyle baş başa kalıyoruz tekrar. Telefon uçak modunda değil. İSKİ'ye yaptığım başvuru geri dönüş için aranırım. Belki düşünceleriyle uçak modunu almışken vazgeçip geri açtım. İleride kornalar falan çalıyor. Bir sıkıntı mı var acaba? Son 50-60 metre kaldım rampanın bitmesine. Şimdi iniş. Şu an hafif terliyorum. 12 derece, 13 derece sıcaklıklardan geçtim. Ama güneş ısıtmaya başladı. Tabiatın uyanmaya başlamasına şahit oluyoruz. Ağaçlar çiçek açmış. Güzel çiçek kokuları var. Evet. Mudarlı'dan Ovacı'ya çıkarken tekrar kayıt açarım. Çünkü orada yol biraz daha gölge. Yine rampa çıkacağım. Kuşların sesleri falan daha şey olur. Burada şimdi inişte rüzgardan zaten sağlıklı duyulmaz. İnişe geçiyorum. Kapatıyorum. Mudarlı köyünün içinden geçtim. Köyün çıkışındayım. Şimdi o bahsettiğim kuşların çok öttüğü yere geldim. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Şu kadarcık hayvandan çıkan sese bak ya. Sağımdan cılız bir su akıyor. Onun şırıltısı da belki geliyordur mikrofona.
Köpekler havluyor. Şu filmlerdeki stüdyoda çekilip kullanılan köpek sesleri gibi yankılı yankılı geliyor ya. Ürkütücü. Bir de bakmışsınız, sahibi köpeğe megafon almış, buna havla demiş. Şimdi Mudarlı ile Darlık arasındayım. Mudarlı çıkışındaki tırmanışı bitirmek üzereyim. Buradan sonra bir iniş var. Kısa sert bir çıkış var. Ondan sonra Darlık'ta olacağım inşallah. Darlık'tan sonra Oruçoğlu, Bıçkıdere, Kervansaray, Kömürlük. Oradan Bal Çeşmesi yoluyla ana yol. Oradan da dümdüz ev düşünüyorum. Duruma göre. Rotayı bu şekilde düşündüm. Çünkü bir şey olur, sıkılır veya tamamlayamaz gibi olursam otobüse binerim dedim. Geçen sene de böyle yapmıştım. Geldiğim gibi dönsem, yani rotayı ters yapsam, Kartal, Pendik, Göçbeyli, o taraflardan Ümraniye'ye otobüsle dönmek daha zor. Şile yolundan, yani Darlık'tan otobüs var, Sofular'dan var, Cumhuriyet Köyü'nden var. Alternatif var. Epey. Ama tersten yaparsam en azından Nişantepe'ye kadar bitirmek zorundayım. Toplu taşıma kullanmak için. Veya çok dolaşacağım. Kartal Efendi'ye gideceğim otobüslerle. O yüzden bu şekilde yapmaya karar verdim. Buralara hiç gelmeye de bilirdim. Ama buralar orman içi olduğu için serin oluyor. Ben de hani düz tırmanışsız bir rota olmasın. Bir yandan tırmanışı da olsun, bir yandan da orman içi serin olsun dedim. Burası hem geçen sene yaptım Arefe günü bu rotayı. Öyle yani. Kuşların sesleri azaldı. Kapatayım bari. İnişte zaten rüzgar sesinden anlaşılmaz. Görüşmek üzere inşallah. 8 dakikayı geçmiş. Darlık'tayım. Saat 10'a 5 var. 10'da kalkması gereken otobüse yetiştim. Binmeyeceğim ama geçen sene bu otobüse yetişmek için uğraşmıştım. Çünkü enerjim bitiyor gibi olmuştu. Ama sonra ne olduysa birden bir enerji artışı oldu. Devam ettim, eve kadar da tamamladım. Şimdi
Bugün yetişince sevindim. Cümleten selamünaleyküm. Şu an kömürlükten çıktım. Balçeşmesi yoluna doğru Şile otoyolunun kömürcü oda kavşağına bağlandığı yere doğru. Yani bu yolun neyse ya işte bir şey. Oraya doğru gidiyorum. Darlıkta otobüs şoförüne kaçta kalkacağını sordum. Onu çeyrek geçe kalkıyormuş. Ben yanlış hatırlamışım. Bisikletle mi bineceksin diye sordu. Yok ben dedim bisikletle binmeyeceğim ama hani olur da bir şey olur da yolda beni halsiz bitkin görürseniz şey yapın diye söyleyecektim dedim. Bıçkıdere'ye kadar otobüs bana yetişemedi. Yani şöyle diyeyim, o Ulupelit'e gir çık yapacak 15 dakika sonra kalktı falan filan. Bıçkıdere'de de yanımdan geçerken sordu. Ben de iyiyim dedim. Yani şu an iyiyim Allah'a şükür. Ağzım biraz kurudu. Ama sıkıntı olmaz inşallah. Fakat zaten şöyle bir şey var. Ben bu kömürcü oda kavşağına çıktığım zaman kaplumbağa gördüm asfaltın ortasında yavru. Ya da boyutu öyle. Yaşıyor mu? Zaten ölmüş. Dürteyim bakayım. Ölmüş. Burada su kanalı çalışması var. Asfaltın yanına, yolun kenarına V harfine benzeyen su kanalı döşüyorlar. Betondan yani. Yani şöyle ben zaten kömürcü oda kavşağına gidince orada artık Şile'den oradan buradan gelen bir sürü otobüsler var. Oradan devam ederim. Bir sıkıntı olursa yine otobüs bulma imkanım var. Diyecektim yani. Kaplumbağayı görmeden önce. Ağzın sululuğu da herhalde bisiklet zincirinin yağı gibi. Olmayınca dilim dönmüyor galiba.
Selamünaleyküm. Ömerli rampalarının sonuncusunu bitirmek üzereyim. Saat 12.35 civarları. Artık yavaş yavaş zorlanmaya başladım. Ama buradan sonra inişe geçiyorum. İnişte biraz rahatlarım. Bu rampayı tamamen güneş altında çıktım. Güneş biraz tabii kuruttu. Ama şu an çok fazla sıkıntı yok gibi Allah'a şükür. Bir 500-600 metre sonra inişe geçiyorum. Selamünaleyküm. Saat 13.37. Şu an Dudullu'dayım. Dudullu Meydan'da. Yani bu Adile Sultan Çeşmesi'nin açıldığını gördüm. Musluğu falan yok tabii de. Bir uğrayayım dedim. Eve az kaldı. İyiyim şu an. Sıkıntı yok. Ömerli rampasında hissettiğimden daha iyiyim. Yani şurada bir levha yapılmış. Adile Sultan Çeşmesi'nin tarihini ve üzerinde ne yazdığını anlatan. Ben de şöyle bir etrafını dolaşıp çekeyim. Burası ön taraf. Daha sonradan yapılan yeni çeşme. Burası ilk zamanlar yapılan çeşme sanırım. Adile Sultan bunu daha sonradan geliştirmiş. Ya hay. Burası da kitabe ve yani üstündeki kitabelerde ne yazdığını anlatan kitabe.